Hadi diyorum, sen şeyim, ne, ne yapacaksınız <laughs> Kıy yani maalesef evet. kavram kargaşası ya. diye meşhur bir ifade var ne demek bu yani bizler bazı e, ifadeleri bazı sözleri bazı anlamları kendi anlam mecrasından çıkarıyoruz mesela adama gerçekten rüşvet veriyoruz verdiğimiz rüşvettir yok canım hediyeymiş yani biz ona hediye desek bile âlem evet. bilir ki o hediye değil rüşvettir. Sen bugüne kadar niye o adama rüşvet hediye vermiyordun? Şimdi işin düştü mü? Düşünce mi hediye aklına geldi? Şimdi bak kavram kargarsızı. Hmm. Yani e, biz rüşvete hediye demekle o rüşvet rüşvet olmaktan çıkmaz. Nasıl? Efendim biz işte gıybet. Yani iki laf edelim, ne olacak falan ne çıkar bundan? Hadi. Ya, ne olacak? Beş hani, dakika konuştuk. E, Dedikodu da çok tatlıdır diyenler çok uyuyorum. Falan bu da işte kavram kargaşası e, bir bakıma bu anlamı da yüklüyor. Efendim öncelikle gıybet nedir? Gıybet nedir? Ah, i̇şte onu çok iyi bilmek lazım. Kime, Kime soracağız? Kime Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Ya. Zaten biz meseleyi mübarek hadislere müracaat etmede anlamaya çalışsak anlayamayız. O her şeyin en güzelini, olması gerekeni, en mükemmel bir şekilde ifade buyurmuşlardır. Çünkü o üsvetül hasene yani örnek alınması gereken en muazzam bir rehberdir. Evet. İşte Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam gıybeti şöyle tarif etmiş. Üç kelime, üç kelimelik bir cümle ama muazzam bir tespit. El gıybetü <laughs> bima yekrehu ahake. Gıybet odur ki hakkında konuştuğun kişi o konuştuklarını duyarsa, hoşuna gitmezse, incinirse işte o gıybettir. Mesela biz şurada Mehmet ismindeki... Evet, bizim biri... kameraman Mehmet dinleri konuşalım efendim, arkasından konuşalım. Evet. Konuşalım mı? Hadi Konuşanlar konuşalım. Efendim, tamam. Mehmet burada yok, bizi duymuyor. <laughs> burada yok, şu anda evde, evet. Evet bizi duymuyor ve biz de onun aleyhinde ha bile konuşup duruyoruz. Şimdi bir an düşünelim, bizim bu konuştuklarımızı o Mehmet duyarsa hoşuna gider mi? Canım nasıl gitsin? Kötü şey o hoşuna gitmez tabii El ki. Elbette ki gitmez. Evet. Biz onunla alakalı neler neler söyledik. Efendim, şimdi işte ölçü bu. Eğer biz birileri hakkında bir şey konuştuğumuz zaman o birilerinin şu anda bizim bu konuştuklarımızı duymuş olsa eğer onun bu konuştuklarımızdan hoşnut olmayacaksa, üzecekse onu ki üzer, işte o gıybet. Ölçümüz bu. Peki, Peki. Efendimiz buyurmuşlar ki, bu tariften sonra ashab-ı evet hocam. ya Resulallah ya bizim dediklerimiz doğruysa bazen öyle diyoruz ya, ya e hocam ben diyor yanlış bir şey söylemedim ki adamda ne varsa ondaki olanı söyledim. Zaten adamdaki olanı söylersek bu gıybettir. Ya. Yani onun hatasını, ya. yanlışlarını, kötülüklerini sıralarsa gıybet bu. Eğer onda olmayan onda olmayan gerçekten söylediğimiz doğru değilse o zaman o hem gıybetti hem iftiradır. Daha büyük bir Çok hata. Tehlikeli. Çok daha tehlikeli. Evet efendim. Dolayısıyla eğer biz birilerinin yanlışlarını, kötülüklerini o yokken birileriyle paylaşıyorsa, söylüyorsa, gıyabında konuşuyorsak eğer o, o hakkında konuştuğumuz kişi konuştuktan duysa hoşuna gitmeyecekse bunun gıybet olduğunu zaten öğrendik. Ama doğru olsa bu gıybettir. Eğer hem gıybet ettik hem de o söylediklerimiz doğru iftiradır. O çok büyük. Efendim o, şimdi. Daha büyük bir evet. hata.